Çal artık, çal! Ay, yeter artık Candar, yeter! Bir şeyler iç, sakinleşirsin. İstemez. Ne var bu kadar heyecanlanacak? Ucunda ölüm yok ya. Var Yasin, ucunda ölüm var. Bu benim hayatımın en önemli haberi. Benim için de, sülalem için de, aşiretim için de. Sen anlamazsın. Git başımdan. Tabii, ben anlamam canım. Rahat bırak kendini, sıkma, çok sıkıyorsun. Erkekte, gözünü seveyim doktor hanım. Ne olur erkekte. Doktor hanım ne yapsın? Neyse o. Kızsa kız, erkekse erkek. Alo. Alo Simar. Benim Candar abi. Konuş oğlum. Alo. Bir dakika, şimdi çıktı odadan. Çocuk erkek. Çocuk erkek. Candar abi. Çocuk erkek. Kesin mi yani? Anlatsana Esma. Erkek, çocuk erkek. Doğru mu? Kesin mi? Sen de gördün mü? Gördüm, gördüm. Erkek. Oğlan yani. Hey! Aslanlar gibi bir oğlum olacak. Oğlum olacak. Aslanlar gibi bir erkek hadi olacak. Hadi telefonsuz duyacağız ben, sesini. Kim var? Seni istiyorum. Alo, bir emrin var mı? Bağış üstüne, bağış üstüne. Her şey istediğiniz gibi olacak. Dikkatli olmalarını söylerim. Müjdemi isterim he. Müjdelik tamam. İyi bakın Ceren'e. Gözünüzden sakının. Hiç yormayacaksınız ona göre. Uçağı hemen hazırlatıyorum. Öğleden sonra oradayım. Erkek! Erkek! İşte şimdi başım göğe erdi. Dile benden ne dilersen. Hemen gidiyor musun? Gitmez miyim be Yasemin? Gitmez miyim? Bu haberi alır da bir daha İstanbul'da durur muyum? Ben Ceren'i alayım çıkalım. Şşt, şşt. Simar Bey. Aysun Hanım. Çıldırdın mı sen? Hadi bakalım toparlan, gidiyoruz. Temmuz! Buyur Candar ağa. Hemen uçağı hazırlasınlar. Gidiyoruz. Emredersiniz Candar ağa. Ayda bir kontrole gelsen yeter Ceren Hatun. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Sağ olun doktor hanım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günler. Belli olmaya başlar Esma abla. Dur bakalım, daha 4 aylık. Allah bir tamamını erdirse. 5 tane çocuk doğurdu. Hiçbiri de 4 aydan önce belli olmadı. Ah Esma ablam, öyle heyecanlıyım ki. Oğlumu kucağıma aldığım gün dünyanın en mutlu insanı olacağım. Thank you.
Merhaba. Çok güzel bir hatun. Biliyor musun? Arap Ataköy heylan olur, güzel soyludan olur. Senin gibi. Kimsin? Adın ne? Kimlerdensin? İn misin, cin misin, peri misin? Melek mi, kelebek mi? Seninle şöyle meneviş çayının kenarında... bir çay içelim diyecektim ama vazgeçtim. Ama vahşi. Elimden kurtulamayacaksın. Simar'ın elinden daha kimse kurtulamadı. Bakalım ne haberle dönecekler abla. İnşallah kız olur. Annem de sanki Ceren'den daha hevesli. Sanki veliahtın anası olacak. Aman hiç umurumda değil. Ceren'in çocuğu kız olacakmış, erkek olacakmış. Bedir aşiretinin veliahtı olacakmış. Kasr-ı Bedir'e güneş doğacakmış. Bana ne? Öyle deme. Her şey ona bağlı. Boş ver abla. İş olacağına varır. Evet, her şey ona bağlı. Bir erkek çocuğa bağlı. Geleceğimiz, soyumuz, sopumuz, her şey ona bağlı. Allah babamın kısmetine erkek çocuk yazmamış. Lanet var sanki. Geliyor, geliyor! Geliyor! Esma Hatun'un arabası geliyor! Yüzü gülüyor Ceren'in. Bebek erkek herhalde. Allah korusun. Hoş geldin Ceren ablam. Hayırlı haberdir inşallah. Haber hayırlı hediye. Bebek erkek, erkek. Ah, Mevlam'a kurban olsun. Bu hediyeye ne oluyor? Ya canım olacak. Doğru mu anne? Bebek erkek mi? Çocuk erkek. Babanıza haber verdik. Hemen uçağına atlayıp geliyor. Bakalım sonu iyi olacak mı? Hadi tamam tamam. Siz Ceren'e bir gözün aydın deyin. Gözün aydın. Her taraf pırıl pırıl olacak. Buz gibi şerbet hazırlansın ağaya. Hadi durmayın. Kahya! Ağam geliyor. Söyleyin hazırlıklar yapasın. Her yanda davullar çalsın. Candar ağanın geleceğini duyursunlar. Kahya, bu senin işin. Ağamın emri başım üstüne. Seyis nerede? Görünmüyor. Beygoy'u Zozan'la ayırmak mümkün mü? Sanki Zozan canlı bir at değil de altından, elmastan, yakuttan bir heykel. Ha babam siliyor, yemliyor, parlatıyor, temizliyor. Onlar birbirlerinin dilinden anlıyorlar mıyız ha? Hadi bakalım, sen işinin başını. Hadi herkes temizliğini yapsın. Elinizi çabuk tutun. Siz de benimle beraber gelin. Şişt, kızlar. Bilin bakalım. Kız mı, erkek mi? Öğrendik biz. Ne olmuş ki erkekse? Hayırlı olur inşallah. Babam çok sevinecek. Telefonla konuştum. Bin ara patlattı ki sevincinden kulağımı zarı patlayacak sandım. Seni seviyor ağam, seni seviyor ağam. Ah, şükürler olsun hanımım. Allah yüzüne baktı da kalbine göre verdi. Bakalım ne yapacak Candar ağa geldiğinde. Oh, yere göğe koyamaz artık seni. Dünyaları serer ayağının altına. Kolay mı? Bedir aşiretinin başı geliyor. Öyle. Bu topraklar, bu servet damat eline kalmayacak. Sen saltanatını o zaman gör hanımım. Ne Esma Hatun kalır ağamın gözünde, ne de kızları. Gördün mü? Simar bile seviniyor çocuk erkek diye. Simar abi. Abi olsun bakalım. Böyle abi dostlar başına. Utanmıyorsun da. Öz kardeşimiz sayılır be Fidan. Ama öz kardeşimiz değil.
Selam Beygo. Hoş geldiniz. Selam Zozan. Bugün büyük gün. Candar Ağa geliyor, hem de müjdeye geliyor. Seni de götürelim mi karşılamaya? He? Beygo, senin bu Zozan'la işin hiç bitmez mi? Allah bitirmesin Simar Bey. O ağamın da benim de gözlerim. Ne mutlu ki bana. Ağam en kıymetli varlığına bakmakla beni şereflendirdi. Şunu gelin gibi bir süsle de ağamı karşılamaya götürelim. Onu öyle bir süslerim ki dünya dünya olalı. Daha böyle güzel kısrak görmemiştir. E boşuna mı ağanın en kıymetlisi? Boşuna mı kızlarından önce geldiği? Ama haberin olsun. Sana rakip geliyor Zozan. Ağamızın bir oğlu olacak. Pabucun dama atılıyor oğlum. Hayvanlarla konuşmaya ne zaman başladın Simar? Aşk olsun Fidan. Zozan hayvan mı? Aman baban duymasın. Onu bilmem. Ama ben senin dediğini duydum. Demek Zozan babamın gözünde bizden daha kıymetli. Canım lafın gelişi. Bir erkeğin at sevgisini kadın kısmı anlayamaz Fidan Hanım. Sen işine bak Beygo. Seyissen seyisliğini bil. Ben Simar'la konuşuyorum. Bir saate kadar alana hareket edeceğiz Beygo. Ona göre. Hı hı. Erkek ha erkek. Peki canlara ne zaman geliyor? Saat kaçta? Tabii özel uçağıyla. Tabii tamam. Tabii canım hayırlı olsun hadi saygılar. Saygılar. Oğlum belediyenin önüne halkı topla hemen bir konuşma yapacağım. Hadi bakayım. Randevularımı iptal edin. Sonunda ağanın istediği oldu işte. Bir de erkek geliyor. Daha önce geldi ne oldu? Zavallı öldü gitti. Hem de küçücükken. Allah bahtını ona benzetmesin. Ben en çok Esma Hatun'u düşünüyorum. Zavallıcık kim bilir ne kadar bağrı yanmıştır. Kolay mı? Önce çocuğunu kaybetti. Üstüne 20'lik kız geldi. Şimdi de bir erkek evli. Kız çorbaya bir bak. Hadi yürü sallanma. Ne yapsaydı yani? Koskoca Bedir aşiretinin başı dönsüz mü kalsaydı? Yarın öbür gün kim geçecek Bedirlerin başına? Beylerin beyi, şahların şahı, koskoca candara, erkek evlat istemez mi? Nereye anne? Nurcan'ı kurstan alacağım. Sen niye gidiyorsun ki? Her zaman İbrahim gidip olur. Nurcan, Ceren'in bebeğinin erkek olduğunu benden duysun erkek istiyorum. Hem bir yere uğrayacağım. Hemen dertlenme. Dur bakalım tamamlayacak mı? Allah'ın dediği olur. Şimdi yaptığım fedakarlıkları sizin takdirlerinize sunuyorum. Tamam. Bakın şimdi bakın. Bakın Ankara'da mecliste sabah akşam çalışıyoruz. Devlet hizmetinde. Ayrıca vatandaşın, seçmenin her derdine koşuyoruz. Daha da ayrıca burada ne zaman bir görev olsa hemen buraya koşup karşınıza çıkıyoruz. Esma Hatun durumu kabul etti mi ağam? Etmez mi? Ceren'in yanından ayrılmıyor. O götürdü ultrasona. Ondan aldım müjdeyi. Esma Hanım'ınız Ceren'i kıskanmıyor mu ağam?
kıskanmıyor. O her zaman ilk hatun. Ceren ikinci. Candar Bey geliyor. Kimdir bu Candar Bey? Bu Candar Bey kimdir? Bütün bu yörenin en güçlü, en varlıklı ağasıdır. Maghrib'den Marşı'ya kadar. Şimdi buralara okul yapmak, cami yapmak, devletin her şeyi görecek hali yok, yapacak hali yok. Kim yapıyor bize? Candaram, sen bize şunları şunları yapar mısın diyoruz. Verir misin diyoruz. E veriyor adam. Onun sayesinde, onun sayesinde ezanlarımız susmadı. Allahsız komünistlere geçit vermedik. Şimdi 40 yılda bir memleketine geliyor. Onu karşılamak, bu ayı karşılamak, candar ağamızı karşılamak bizim görevimiz değil mi? Acele eden, acele giden. Maşallah. Allah kazadan beladan esir kesin. Soylu, güçlü, hem yaz hem güzel. Efruz Bey'in mercan kızı aynı rahmetli anası gibi eve avuca sığmaz. Daha taş demez. Ah bir genç olacaktım ki. Genç olsan ne yapardın Osman Baba? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Dikkat et baba! Ne yaptın Osman Baba? Bunun üvey anasını Adana'dan getirdi Efruz Bey. Ceyhan pavyonundan diyorlar ama günahını almayın. Efruz Bey bunu çok severdi, ne paralar yedi. O şimdi çok hasta. Gitti gidecek. Hiç gözümün önünden gitmiyor oğluma yaptığım sünnet düğünü. Ne düğündü ama? Ağalar, beyler, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürü, jandarma komutanı kimi ararsan oradaydı. İlk mürüvvetini göreceğim derken cenazesini gördüm. Hoş geldin Aydar Ali. Hoş bulduk Candar Ağa, hoş bulduk. Geç bakalım. Çal! Hoş geldin, eyvallah. Selamünaleyküm. Hatırladın mı Aydar Ali amca? Kemşo! Kemşo! Ölmeyeceksin oğlum. Ölmeyeceksin. Kurtar beni baba. Allah'ım. Onun canını alma. Alma! Ölme! Ölme! Ha, kazayla oldu. Biri çarptı. Silah düşüp ateş aldı. Ağam kazaydı. İstemeden oldu. Ben sana, senin canına nasıl kastederim ağam?
Allah kahretsin, silah düştü, ateş aldı. Biri çarptı ağam. Ben elinden silah düşüren adama adam demem. Ölümlerden ölüm beğen Haydar. Ölümlerden ölüm beğen Haydar. Saçların nasıl bir gecede ağardığını hatırlıyor musun? Nasıl unuturum ağam? Cemşah'ın vurulduğunun ertesi günü. Gün doğarken bembeyazdı saçların. Ömrüm kararırken saçlarım ağarmıştı. Bilmem ki ne diyeyim ağam. Kader. Sen nelere kadirsin Rabbim. Bir oğlumu 11 sene önce aldın. Şimdi bu yaşımda bana yeni bir oğul, bir erkek evlat veriyorsun. Bir ışık daha yakıyorsun. Bu seferki sönmesin Allah'ım. Sönmesin. Bu seferki Bedirlerin hiç sönmeyecek ışığı olsun ağam. Dünya durdukça yansın o ateş. Ya. İşte böyle şeyim olsun. Gördüğün gibi ağlar da ağlar. Geliyor. Candar ağa bugün özel uçağıyla geliyor. Geliyor ha. Gelsin bakalım. Bu sefer kurtulamayacağım. Hiç şansı yok. Arpat sen Kinyas'a. Hamit sen Bekir'e. Ben de amcaoğlu Şirzada. Hadi Kızılçukur'da buluşalım. Kinyas! Bekir! Ne var lan? Şirzot! Ne var Kirman? İyi günler. İyi günler. Ben ne dediydim anne? Seni almaya geldim, fena mı? Arabayla burada durunca arkadaşlarımdan utanıyorum. Az geride duraydın ya. Ne varmış utanacak Nurcan? Ağa kızı olmak fena mı? Benden başka okuldan böyle arabayla alınan kimse yok. E İbrahim de arabayla geliyor. O burada durmuyor. Hadi uzatma, bin bin. Gel. Neredesin sen bu saate kadar ha? Çabuk gel. Vekil Bey'le oğlu geliyor. Benim Vekil Bey'le bir işim yok. Saçmalama kız. Oğlun alacak seni. Daha ne istiyorsun? O yağ tulumuna varmam. İlk günden söyledim. Dilde pabuç kadar. Anne. Böyle nasıl olmuşum? Güzel miyim ben? Söylesene. Ay çok güzel olmuşsun yavrum. Prensesim benim.
Hazır bu kadar süslenmişken sen çıksana vekil beyin oğluna. Ben istemiyor ki, seni istiyor. Üstelik bir de aptal. Hem şişko hem aptal. Ah be abla, hiç sıkıntı çekmezsin. Hayatın kurtulur. Ben kurtarılmak istemiyorum. Ya biz ne olacağız? Hazıra daha dayanmaz demişler Mercan kızım. Babanın parası tükendi bitti. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ankara'da oturursun, düşünsene. En güzel yerinde hem de. Lojmanda oğlumla gelinimi oturtacağım diyormuş vekil bey. 3 katlıymış kız. Baban nasıl oldu? Ama nasıl olacak? Hasta tabii. Sen adamcağızı böyle üzüm üzüm üzersen. Bize böyle kısmet çıkmaz ki. Beni gelin görmek istiyorsun. Biliyorum baba. Ama benim yerim senin yanın. Başıma devlet kuşu kondu diyorlar. Şişman bir devlet kuşu bu. Ben o çocuğu sevmiyorum. Analığım Firdevs neden ısrar ediyor ki? Sanki o benim iyiliğimi istiyor. Bana bunca yıl analık mı etti? Öz kızından ayırmadı mı? Şimdi iyi bir kısmetle evlenip refah içinde yaşamamı istediğini mi sanıyorsun baba? Hayır baba, hayır. O kendi refahını düşünüyor. Bütün tarlaları sattı. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Bunun için benim feda edilmem mi gerekiyor? Mebusun oğluna satılmam mı gerekiyor? Daha yıllarca beraber olacağız. Ya Mercan'ı verirler değil mi bana baba? Aynaya oynuyor oğlum. Ya inşallah. Çünkü ben kafayı taktım o kıza. Ha belki havalarına onlar da gelir. Candarağı'yı karşılamaya. Nereye geliyorlar ya? Babaları yatadak hasta. Kızlar zaten gelmez. Hem onların köyü Şems aşiretinden. İstemezler Candarağı'yı. Ama ben severim biliyor musun? Allah için çok severim ha. Niye severim? Çünkü seni o seçtirdi. O istedi diye bütün Bedir aşireti sana oy verdi. Ulan. Salak! Lafını bil de konuş. Güçlü olduğu için severim. Güçlü olduğu için. Bize öylesi lazım. Candarağ'ın işini bugün mutlaka bitireceğiz. İlk defa saat kaçta, nereden geleceğini, hangi yoldan geçeceğini biliyoruz. Kesin mi? Kesin. Mebus Abdurrahman belediye balkonundan anons ettiriyor. Milleti gaza getiriyor. Herkes karşılamaya gidecek. Bir daha Abdurrahman'a oy verenin. Tamam Kinyaz. Haydar Alioğlu Kirman, gün senin günün. Doğrudur, gün benim günüm. Bakın şimdi. Planı anlatacağım. Burası havaalanı. İstanbul'dan geçerken. Biliyor musun Simar? Silah sana yakışıyor. Öyle mi? Baban o koltuğa oturduğunu görmesin. Eninde sonunda biri oturacak buraya. Nurcan, bugün baban geliyor. Ha, Ceren'i özlemiştir. Ceren'in çocuğu erkek Nurcan. Bugün hastanede öğrendik. Baban onun için geliyor. Desene hepten atılacak babucumuz ama. Sevinmiş gibi davran. Babana büsbütün soğutmayalım kendimizden. Soğumuş soğuyacak kadar anne. Artık ne yapsak boş. İbrahim, önce falcı Gülseren Hanım'a uğrayacağız. Buyurun. Rahatsız ettik Gülseren bacı. Şimdi gönlümden sen geçiyordun. Rabıta yapmıştım. Birden sıkıntıda olduğunu hissettim. Hayırdır inşallah. Candarağ'ın ikinci hatunu bir erkek çocuk dünyaya getirecek Gülseren. Bu Candarağ için bahtiyarlıkların en büyüğü Allah'ın bir lütfudur Esma Hatun. Lakin bizim için... Onun için iyi olan sizin için de iyidir. Erkeğine bağlı bir kadın erkeğinin gönlünün muradını ister. Kızlarımla ben kıymetten düşeceğiz.
Endişe içindeyiz. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. İçindeki bu kuşkulardan arın Esma Hatun. Tövbe. En doğruyu Allah bilir Allah. Onun yaptığı herkes için en hayırlı olandır. Bizim için bir fala bak Gülseren bacı. Bak ne diyeceğim. Biz de gelsek ya babamı karşılamaya. Olmaz Fidan. Siz gelemezsiniz. Tehlikeli olur. Keyifli olur diye düşündüm. O tantanayı, Vekil Abdurrahman'ın halini görmek isterim. Babamın Fidan. Söyleyecek. Fidan işin yok mu? Yok. Mutfağa sen bakıver. Simar'ı seyrediyorum. Babamın silahlarını temizliyor. Ondan başkasının dokunmasına izin vermiyor ya. Silahlar Simar'ın, Zozan babamın. Bize ne kaldı? Sana ihtiyaç var Fidan. Dışarı gel. Ablan doğru söylüyor. Bu telaş arasında ortada gezinen bir sen varsın. Alacağın olsun Simar. Alçak. Rahat bırak şu çocuğu Fidan. Onun bir şikayeti yok. Olsa bile bunu belli etmeyecek kadar kibar. Sana ne abla? Sen işine bak. Fidan, biri babamın kulağına bir şeyler fısıldarsa kötü olur. Sertliğini benden daha iyi bilirsin. Simar'la konuşmak da mı yasak? Biz bir arada büyüdük. Babam hiçbir şey demez. Seni anlamıyorum Fidan. Bütün geleceğimiz tehlikedeyken aklın nasıl oynaştı oluyor? Ne oynaşı, ne tehlikesi? Aileye bir veliaht geliyor. Bundan sonra babam yüzümüze bile bakmaz. Belki mirastan bile mahrum bırakır. En iyisini Ceylan yaptı. İsviçre'de okuyacağım dedi gitti. Hiç etkilenmez bu olanlardan. Keşke ben de gitseydim. Bismillahirrahmanirrahim. Esma Hatun, içini nasıl kabartmışsın? Yüreğin göz göz olmuş. Nasıl desem daha da kabaracak bu yürek. Hanenizin üstünde sanki bir kara bulut dolaşıyor. Kocaman bir yumruk var. Güç, iktidar, şan. Bu yumruk kendine çevrilecek. Bir yanardağ patlayacak. Bir erkek döl büyüyor. Ama büyüme duracak. Bir dişi bu büyümeyi durduracak. Yumruk daha da sıkılacak. Kendini kanatmaya başlayacak. Bir çift göz hep üzerinizde olacak. İntikam dolu gözler. Her yanı bu ateş saracak. İntikam ateşi. Mavi görüyor, mavi. Ay, hala burada mı oturuyorsun sen? Vekil Bey yolda ayol. Bırak zırlamayı da hazırlan artık. Orası ana baba günü olacağı için kim vur diye gider. Zor be Kerman, çok zor. Zor kula, yaptıkları yanına kalmayacak. Ya başaramazsın? Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Yavrum, oğlum. Beni unuttun mu baba? Seni nasıl unuturum güzel oğlum benim. Melek oğlum. Şimdi bir oğlum daha doğacak Cemşah. Belki Allah onu bana bağışlar. Belki bir acı daha yaşatmaz artık. Burada o çok sevdiğim atlardan hiç inmiyorum baba. Ama sen sözünü tutmadın. Benimle ata binecektin. Birlikte yan yana sürecektik atlarımızı. Ovalarda, dağlarda binecektik ya baba. Bineceğiz oğlum. Bu dünyada yapamadık ama bir gün başka bir yerde yapacağız. Tıpkı senin istediğin gibi. Birlikte, yan yana. Bekliyorum baba. Bekliyorum. İçecek bir şey ister misin? Ne dedin? Bir şey içer misin ağam? Yok, hayır. Gitmiş. Cemşah gitmiş. Yine mi onu gördün ağam? Gördüm ya. Gördüm Şehbuz. Hem gördüm hem konuştum. Cem
yapacağım? Diyelim aksilikler oldu. Başaramadık. Ne yapacağız? İkinci planı uygulayacağız. Bum! Kirman, yalnız bir tek korkum var. Ne? 6 ay geçti. Kar yedi, yağmur yedi. Rutubeti var, nemi var. Bir şey olmaz. O zaman da geleceğini duydum. Ama gelmedi. Ya başaramazsak ne yapar bizi biliyor musun? Eğer işini bitirmeden yakalanırsak doğrar bizi. İşi bitecek. Bum! Bum! Şu haline bak. Cenaze gibisin ayol. Bıktım senden Nefruz Bey, bıktım. Giy şu terlikleri hadi, giy. Vekil beyler gelecek. Ay. Abla, kız geldiler. Açsana şu kapıyı. Ne yapıyorsun kız içeride? Şşş, açsana. Aman efendim, hoş gelmişler. Efendim, hoş bulduk. Sağ olun, siz nasılsınız? Ömrün çok olsun. Yapın Mercan kızımız. Yukarıda hazırlanıyor, buyurun geçin. Aa, bayılırım kuru kayısıya. Kusura bakmayın. Efruz hasta da o yüzden karşılayamadı sizi. Ya vallahi biz de bu haline çok üzülüyoruz ha. Ya. Yani söyleyin, elimizden ne gelirse yapalım. Durun. Olmazsa Ankara'dan hallederiz. Ay sağ olun. Duydun mu Efruz? Şey, Mercan kızımız nerede? İçeride hazırlanıyor. Gelir birazdan vekilim. Hadi kömür göz. Sen istemezsen götürmeyiz. İstemediğin hiçbir şey yapmayız. Ama biliyorum ki özledin ağam. Hem de beter özledin. Zozan'ın kılına zarar gelirse hiç affetmez Candar ağam. Ona göre Beygo. Ben hanıma haber verdim. Şimdi aramızda bir gün pey versek Ankara'dan 10 dalır gelirim. Hep beraber isteriz Mercan kızımızı. Ha? Sen burada İnşallah. Kalırsın baba ya. Ben getiririm annemi. Gençlik heyecanı işte. Babası kızına pek düşkün efendim. Ona kalsa 25'ine kadar evlendirmeyecek. Fakat böyle gitmiyor. Öyle çok sıkıntımız var ki. Hiç olmazsa diyorum, Mercan kurtulsun diyorum. Evini, yuvasını bilsin. O gitsin ki sıra bizim Menekşe'ye gelsin. Aman anne. Menekşe pek utangaçtır. Ömrü evde geçer. Sağ olsun yavrum. Mercan hep dışarıda. Dağda, bayırda, ovada, at sırtında. Erkek gibi. E babası da hem yaşlı hem hasta. Onunla uğraşacak hali yok. Yani Abdurrahman Bey, kızın bütün yükü benim sırtımda. Hiç merak etmeyin Firdevs Hanım. Ne gelinime ne de gelinimin ailesine sıkıntı çektirtmem. Onunla birlikte siz de rahat edersiniz. Eksik olmayın, sağ olun. Mercan kızımız nerede kaldı? Hazırlanıyor, birazdan gelir. İnanın iki genç kızı idare etmek hiç kolay değil. Hele Mercan, annesi küçükken ölmüş, öksüz kalmış diye daha bir ihtimam gösteriyoruz ama... ...adımız üvey anne işte. Yok canım, Mercan kızımızın üstüne titrediğiniz belli. Öz anası olsa bu kadar olur ha. Ya şey, gelmedi Mercan. Bir haber versek mi? Koş çağır abla. Ben bir bakayım. Hadi bak. Abdurrahman Beyciğim, bizim öyle pek bir hazırlık yapacak durumumuz yok. Borç için idare edeceğim diye uğraşıyorum ama. Merak etme, hepsini hallederiz. Düğün ne zaman düşünüyorsunuz İyi, Abdurrahman Bey? Biz hemen istiyoruz. Gençlik işte, salaklaşma. Efendim, tabii efendim, makul bir hazırlık devresinden sonra her şey hallolur. Merak etmeyin Firdevs Hanım, merak etmeyin. Müsaadenizle. Ne var? Mercan yok anne, gitmiş. Ne? Ne yapacağız şimdi? Görmedin mi anasına kadar hevesli vermeye? Aç bunları oğlum, aç. Hiçbir şeyleri kalmamış. Zaten vermeye mecburlar. Ya belki kız başkasını seviyor. Kim iper oğlum onları, kim iper? Onlara sormak bile hata. Ama usulden işte. Tabii usulden. Ha. Ne yapacağız? Tamam tamam, ben idare ederim, sen burada otur. Abdurrahman Beyciğim, affedersiniz. Çok hastalanmış Mercan. Gelecek gibi değil.
Hasta mı? Ay. Nesi var? Ben hemen doktor getireyim. Ciddi bir şey mi ya? Hastaneye kaldırtalım. Bir telefon edeyim, ambulans gelsin şimdi ha. Yok, gerek yok. Arada böyle oluyor. Sancısı tutuyor. Yarına bir şeyciği kalmaz. Göremez miyim? Yok, öyle görülecek gibi değil. Kıvranıyor. Allah Allah. Hep oluyor demek ha? Arada sırada işte. Ha. Tam da hastalanacak zamanı buldu ya. İlletti midir nedir? Baksana kadın, ikide bir oluyor diyor. Tüh be. Yüzünü bile göremedik ya. O kadar yol da boşu boşuna geldik ha. Bir şey değil, candarağın uçağını kaçıracağız. Oğlum çabuk ol, çabuk. Hep senin yüzünden. Tutturdun illa bugün göreceğim diye. Ha, gördün. Bir de üstüne çay döküyorsun lan. Ulan bir bardak çaya sahip olamıyorsun. O kıza nasıl sahip olacaksın ha? Sen al. Bak. Salak. Gazla oğlum, gazla. Gaza gibi oturmasana beygon. Rahatla. Candar Bey arabasına senden başka birinin daha bindiğini görünce kızmaz mı Simar Bey? Sana kızmaz beygon. Değil mi ki sen Zozan'ın bakıcısısın? Anasısın yani bir bakım. Yine de yakışık almaz. İzin versen de insem ben. Arkada, kamyonette Zozan'ın yanında gitsem. Hem sen de benim yüzümden laf işitmesen. Ağam bana laf etmez Beygo, bilmez misin? Doğrudur, bilirim. Oğlu Cemşah'ın yerine koymuştur. Doğru. Seni. Çok emeği geçmiştir. Bir gün incitmemiştir. Yıllardır ben ona oğul oldum Beygo, o bana baba. Babayla oğul gibi. Gibisi fazla. Babayla oğul. Buyurun efendim. Sana bir fıkra anlatayım mı ağam? Anlat. Bir gün ağam iki arkadaş yolda karşılaşmış. Hayrola böyle erken nereye diye sormuş biri öbürüne. Öteki cevaplamış. Eve gidiyorum. Hizmetçi izne çıktı. Karım evde yalnız. Peki sen nereye gidiyorsun diye sormuş. Ben de eve gidiyorum demiş. Karım annesine gitti. Hizmetçi evde yalnız. O yapacak, biz paravan olacağız. Ya yakalamışsa, ya hepimiz ele verirse? Vermeyecek. Öyle bir tehlike olursa kendi kafasına sıkacak. Biz de canlar denen beladan kurtulacağız. Hanımım aşerirde ben ona hiç mercimek çorbası yapmam mı? Ellerine sağlık hediye. Ama biraz kilo aldım galiba. Yok canım, balık etlisiniz siz. Çok güzelsiniz üstelik de. Ay alemsin valla. Esma Hatun'la kızlarının ağzını bıçak açmıyor. Belli ki pek üzülmüşler. Yok canım. Hem sana kaç kez söyledim dedikodu yapma diye. Daha pek gençsiniz. Candaramsa yaşını başına almış. Aa, aman Allah gecinden versin. Ay bütün buraların dağın taşın kraliçesi sultanı siz olacaksınız. Hanımım. Ama nazar değmesin. Ayın 14'ü gibisiniz valla. Tabii ya. Oğlan anası batan gün gibi olacak değil ya. Laf ebesi seni. Sen miydin Nurcan? Ödümü patlattın. Gelsene canım. Sen günahkarsın. Babamı elimizden aldın. Ona büyü yaptın. Allah'a şirk koştun. Cehennemde yanacaksın. Ahirette bile huzur bulamayacaksın. İniyor, iniyor.
bak kartlara. Hadi hadi. Jandaram hoş geldin ağam. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Mükemmel. Her şey mükemmel ağam. Sivar. Nasılsın deli fişek? Sağ olasın jandaram. İyi. Belli. Turizm mevsimi de geldi. Sefalar getirdin jandaram. Hoş geldin. Sağ ol vekil. Sağ ol Abdurrahman. Hoş geldin ağam. Sağ ol. Zozan'ı da getirdik bak. Veliaht geliyor Simar. Bir oğul geliyor. Görüyorsun değil mi? Aşiret artık yarınını görüyor. Bedir aşireti başsız kalmayacak. Hepsi bunu kutlamaya geldi. Hepsinin bayramı. Bu topraklara, memleketime her dönüşüm hayatımın en mutlu, en duygusal, en coşkulu günleri olmuştur. Çünkü her defasında kendime, kendi özüme, beni ben yapan gerçeklere dönüyorum. Sizler hepiniz benim çocuklarım, analarım, benim atalarımsınız. Çünkü burası siz olduğunuz için benim yurdum. Ve ben benim olduğum her yerde olduğunuz için varım. Sevdanızla, yüreğinizle, varlığınızla beni koruduğunuz için varım. Ve ben çok iyi biliyorum ki sizler benim için eğer gerekirse her şeyi yakarsınız. Yanlış yapanların tüm dünyasını yakarım. Çünkü töremiz böyle emrediyor. Sizlere neslimi soyumu sürdürecek, sonsuza kadar sürecek bir oğul müjdesiyle geldim. Sağ olun, var olun. Aferin Beygo. İyi bakmışsınız Ozan'ıma. Onun canı benimkinden azizdir ağam. Önümde adam var. Kasrı Bedir'de hayat nasıl? Bak kahretsin. Çekil lan. Simar, sen de benim oğlum sayılırsın. Ama bilirsin, töreye göre kanımdan olması başkadır. Tasa etme ağam. Biliyorum. Hadi ateş etsene. Adamın öldü. Geçti, indir silahını. Allah kahretsin. Gitti. Hadi fırlayın. Herkes avluya. Ağamızı karşılayacağız. Hazırlanın hadi hemen. Hadi çocuklar babanızı karşılayacağız. Biz hazırız anne. Ya Nurcan? Bilmem. Hadi git getir hadi. Yürü. Ana kraliçesin sen hanımım. Sultansın. Candar ağamın göz bebeğisin. Annem güzeller çağırıyor. Güzelisin. Thank you.
Candar Ağam tedbirsizlik ediyor. Böyle boy hedefi olunur mu? Evet, haklısın. Bu kadar düşmanı varken böyle tedbirsizlik olur mu? Çalışır. 3 ay oldu patlayıcıyı buraya yerleştireli. Ya patlamazsa? Ya yağmurdan nemden etkilenip patlamazsa? Ağzınızı hayra açın. Patlayacak. Hiç yolu yok, patlayacak. Ve Candar Ağa denen deyus göklere yükselecek. Babam Haydar'la orada hesaplaşacak. Aha, tam şu tarlanın oraya geldiğinde bum! Yaklaş. Candar Ağa, son 10 adımı. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Patlamadı! Allah kahretsin! Patlamadı! Allah kahretsin! Tek çocuğa bağlı geleceğimiz, soyumuz, sopumuz, her şey ona bağlı. Allah babamın kısmetine erkek çocuk yazmamış. Lanet var sanki. Geliyor, geliyor! Geliyor! Esma Hatun'un arabası geliyor! Gülü Öcer'in. Bebek erkek herhalde. Allah korusun. Hoş geldin Ceren ablam. Hayırlı haberdir inşallah. Haber hayırlı hedi. Bebek erkek. Erkek. Ah, Mevlam'a kurban olsun. Bu hediyeye ne oluyor? Yardım olacak. Doğru mu anne? Bebek erkek mi? Çocuk erkek. Babanıza haber verdik. Hemen uçağına atlayıp geliyor. Bakalım sonu iyi olacak mı? Hadi tamam tamam. Siz Ceren'e bir gözün aydın deyin. Gözün aydın. Her taraf pırıl pırıl olacak. Buz gibi şerbet hazırlansın ağaya. Hadi durmayın. Kahya,
Ağam geliyor. Söyleyin hazırlıklar yapasın. Her yanda davullar çalsın. Candar ağanın geleceğini duyursunlar. Yahya, bu senin işin. Ağamın emri başım üstüne. Seyis nerede? Görünmüyor. Beygoy'u Zozan'la ayırmak mümkün mü? Sanki Zozan canlı bir at değil de altından, elmastan, yakuttan bir heykel. Ha babam siliyor, yemliyor, parlatıyor, temizliyor. Onlar birbirlerinin dilinden anlıyorlar mıyız ha? Hadi bakalım, sen işinin başında. Hadi herkes temizliğini yapsın. Elinizi çabuk tutun. Siz de benimle beraber gelin. Şişt, kızlar. Bilin bakalım. Kız mı, erkek mi? Öğrendik biz. Ne olmuş ki erkekse? Hayırlı olur inşallah. Babam çok sevinecek. Telefonla konuştum. Bir nara patlattı ki sevincinden kulağımı zarı patlayacak sandım. Tin tin tinimini hanım, tin tin tinimini hanım, seni seviyorum, seni seviyorum. Ah, şükürler olsun hanımım. Allah yüzüne baktı da kalbine göre verdi. Bakalım ne yapacak Candar Ağa geldiğinde. Oh, yere göğe koyamaz artık seni. Dünyaları serer ayağının altına. Kolay mı? Bedir aşiretinin başı geliyor. Öyle. Bu topraklar, bu servet damat eline kalmayacak. Sen saltanatını o zaman gör hanımım. Ne Esma Hatun kalır ağamın gözünde, ne de kızları. Gördün mü? Simar bile seviniyor çocuk erkek diye. Simar abi. Abi olsun bakalım. Böyle abi dostlar başına. Utanmıyorsun da. Öz kardeşimiz sayılır be Fidan. Ama öz kardeşimiz değil. Selam Beygo. Hoş geldin. Selam Zozan. Bugün büyük gün. Candar Ağa geliyor. Hem de müjdeye geliyor. Seni de götürelim mi karşılamaya? He? Beygo, senin bu Zozan'la işin hiç bitmez mi? Allah bitirmesin Simar Bey. O ağamın da benim de gözlemim. Ne mutlu ki bana. Ağam en kıymetli varlığına bakmak da beni şereflendirdi. Şunu gelin gibi bir süsle de ağamı karşılamaya götürelim. Onu öyle bir süslerim ki dünya dünya olalı. Daha böyle güzel kısrak görmemiştir. E boşuna mı ağanın en kıymetlisi? Boşuna mı kızlarından önce geldiği? Ama haberin olsun. Sana rakip geliyor Zozan. Ağamızın bir oğlu olacak. Pabucun dama atılıyor oğlum. Hayvanlarla konuşmaya ne zaman başladın Simar? Aşk olsun Fidan. Zozan hayvan mı? Aman baban duymasın. Onu bilmem. Ama ben senin dediğini duydum. Demek Zozan babamın gözünde bizden daha kıymetli. Canım lafın gelişi. Bir erkeğin at sevgisini kadın kısmı anlayamaz Fidan Hanım. Sen işine bak Beygo. Seyis sen seyisliğini bil. Ben Simar'la konuşuyorum. Bir saate kadar alana hareket edeceğiz Beygo. Ona göre. Hı-hı. Erkek ha erkek. Peki Candar Ağa ne zaman geliyor? Saat kaçta? Tabii özel uçağıyla. Tamam. Tabii canım hayırlı olsun hadi saygılar. Saygılar. Oğlum belediyenin önüne halkı toplayın, ben bir konuşma yapacağım. Hadi bakayım. Randevularımı iptal edin. Sonunda ağanın istediği oldu işte. Bir de erkek geliyor. Daha önce geldi ne oldu? Zavallı öldü gitti. Hem de küçücükken. Allah bahtını ona benzetmesin. Ben en çok Esma Hatun'u düşünüyorum. Zavallıcık kim bilir ne kadar bağrı yanmıştır. Kolay mı? Önce çocuğunu kaybetti. Üstüne 20'lik kız geldi. Şimdi de bir erkek evli. Kız çorbaya bir bak. Hadi yürü sallanma. Ne yapsaydı yani? Koskoca Bedir aşiretinin başı dönsüz mü kalsaydı? Yarın öbür gün kim geçecek Bedirlerin başına? Beylerin beyi, şahların şahı, koskoca Candar Ağa, erkek evlat istemez mi?
Nereye anne? Nurcan'ı kurstan alacağım. Sen niye gidiyorsun ki? Her zaman İbrahim gidip olur. Nurcan Ceren'in bebeğinin erkek olduğunu benden duysun erkek istiyorum. Hem bir yere uğrayacağım. Hemen dertlenme. Dur bakalım tamamlayacak mı? Allah'ın dediği olur. Şimdi yaptığım fedakarlıkları sizin takdirlerinize sunuyorum. Tamam tamam. Bakın şimdi bakın. Bakın Ankara'da mecliste sabah akşam çalışıyoruz. Devlet hizmetinde. Ayrıca vatandaşın, seçmenin her derdine koşuyoruz. Daha da ayrıca burada ne zaman bir görev olsa hemen buraya koşup karşınıza çıkıyoruz. Esma Hatun durumu kabul etti mi ağam? Etmez mi? Ceren'in yanından ayrılmıyor. O götürdü ultrasona. Ondan aldım müjdeyi. Esma hanımınız Ceren'i kıskanmıyor mu ağam? Kıskanmıyor. O her zaman ilk hatun. Ceren ikinci. Candar Bey geliyor. Kimdir bu Candar Bey? Bu Candar Bey kimdir? Bütün bu yörenin en güçlü, en varlıklı ağasıdır. Maghrib'den Marşı'ya kadar. Şimdi buralara okul yapmak, cami yapmak, devletin her şeyi görecek hali yok, yapacak hali yok. Kim yapıyor bize? Candaram, sen bize şunları şunları yapar mısın diyoruz. Verir misin diyoruz. E veriyor adam. Onun sayesinde ezanlarımız susmadı. Allahsız komünistlere geçit vermedik. Şimdi 40 yılda bir memleketine geliyor. Onu karşılamak, bu ağayı karşılamak, candar ağamızı karşılamak bizim görevimiz değil. Muş Vekil Bey, 3 katlıymış kız. Baban nasıl oldu? Ama nasıl olacak? Hasta tabii. Sen adamcağızı böyle üzüm üzüm üzersen. Bize böyle kısmet çıkmaz ki. Babacığım. Beni gelin görmek istiyorsun. Biliyorum baba. Ama benim yerim senin yanın. Başıma devlet kuşu kondu diyorlar. Şişman bir devlet kuşu bu. Ben o çocuğu sevmiyorum. Analığım Firdevs neden ısrar ediyor ki? Sanki o benim iyiliğimi istiyor. Bana bunca yıl analık mı etti? Öz kızından ayırmadı mı? Şimdi iyi bir kısmetle evlenip refah içinde yaşamamı istediğini mi sanıyorsun baba? Hayır baba, hayır. O kendi refahını düşünüyor. Bütün tarlaları sattı. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Bunun için benim feda edilmem mi gerekiyor? Mebusun oğluna satılmam mı gerekiyor? Daha yıllarca beraber olacağız. Ya Mercan'ı verirler değil mi bana baba? Aynaya oynuyor oğlum. Ya inşallah. Çünkü ben kafayı taktım o kıza. Ha belki havalarına onlar da gelir. Candar ağayı karşılamaya. Nereye geliyorlar ya? Babaları yatadak hasta. Kızlar zaten gelmez. Hem onların köyü Şems aşiretinden. İstemezler candar ağayı. Ama ben severim biliyor musun? Allah için çok severim ha.
Niye severim? Çünkü seni o seçtirdi. O istedi diye bütün Bedir aşireti sana oy verdi. Ulan. Salak! Lafını bil de konuş. Güçlü olduğu için severim. Güçlü olduğu için. Bize öylesi lazım. Candarağan'ın işini bugün mutlaka bitireceğiz. İlk defa saat kaçta, nereden geleceğini, hangi yoldan geçeceğini biliyoruz. Kesin mi? Kesin. Ve bu Abdurrahman belediye balkonundan anons ettiriyor. Milleti gaza getiriyor. Herkes karşılamaya gidecek. Bir daha o Abdurrahman'a oy verenin. Tamam Kinyas. Haydar Alioğlu Kirman, gün senin günün. Doğrudur, gün benim günüm. Bakın şimdi. Planı anlatacağım. Burası havaalanı. İstanbul'dan geçerken. Biliyor musun Simer? Silah sana yakışıyor. Öyle mi? Baban o koltuğa oturduğunu görmesin. Eninde sonunda biri oturacak buraya. Nurcan, bugün baban geliyor. Ha, Ceren'i özlemiştir. Ceren'in çocuğu erkek Nurcan. Bugün hastanede öğrendik. Baban onun için geliyor. Desene hepten atılacak babucumuz ama. Sevinmiş gibi davran. Babana büsbütün soğutmayalım kendimizi. Soğumuş soğuyacak kadar anne. Artık ne yapsak boş. İbrahim, önce falcı Gülseren Hanım'a uğrayacağız. Buyurun. Rahatsız ettik Gülseren bacı. Şimdi gönlümden sen geçiyordun. Rabıta yapmıştım. Birden sıkıntıda olduğunu hissettim. Hayırdır inşallah. Candarağan'ın ikinci hatunu bir erkek çocuk dünyaya getirecek Gülseren. Bu Candarağan için bahtiyarlıkların en büyüğü Allah'ın bir lütfudur Esma Hatun. Lakin bizim için... Onun için iyi olan sizin için de iyidir. Erkeğine bağlı bir kadın erkeğinin gönlünün muradını ister. Kızlarımla ben kıymetten düşeceğiz. Endişe içindeyiz. Yarın öbür gün ne olur bilinmez. İçindeki bu kuşkulardan arın Esma Hatun. Tövbe. En doğruyu Allah bilir Allah. Onun yaptığı herkes için en hayırlı olandır. Bizim için bir fala bak Gülseren bacı. Bak ne diyeceğim. Biz de gelsek ya babamı karşılamaya. Olmaz Fidan. Siz gelemezsiniz. Tehlikeli olur. Keyifli olur diye düşündüm. O tantanayı, Vekil Abdurrahman'ın halini görmek isterim. Babamın Fidan. Söyleyecek... Fidan işin yok mu? Yok. Mutfağa sen bakıver. Simar'ı seyrediyorum. Babamın silahlarını temizliyor. Ondan başkasının dokunmasına izin vermiyor ya. Silahlar Simar'ın, Zozan babamın. Bize ne kaldı? Sana ihtiyaç var Fidan. Dışarı gel. Ablan doğru söylüyor. Bu telaş arasında ortada gezinen bir sen varsın. Alacağın olsun Simar. Alçak. Rahat bırak şu çocuğu Fidan. Onun bir şikayeti yok. Olsa bile bunu belli etmeyecek kadar kibar. Sana ne abla? Sen işine bak. Fidan, biri babamın kulağına bir şeyler fısıldarsa kötü olur. Sertliğini benden daha iyi bilirsin. Simar'la konuşmak da mı yasak? Biz bir arada büyüdük. Babam hiçbir şey demez. Seni anlamıyorum Fidan. Bütün geleceğimiz tehlikedeyken aklın nasıl oynaştı oluyor? Ne oynaşı, ne tehlikesi? Aileye bir veliaht geliyor. Bundan sonra babam yüzümüze bile bakmaz. Belki mirastan bile mahrum bırakır. En iyisini Ceylan yaptı. İsviçre'de okuyacağım dedi gitti. Hiç etkilenmez bu olanlardan. Keşke ben de gitseydim. Bismillahirrahmanirrahim. Esma Hatun, içini nasıl kabartmışsın? Yüreğin göz göz olmuş. Nasıl desem daha da kabaracak bu yürek. Hanenizin üstünde sanki bir kara bulut dolaşıyor. Kocaman bir yumruk var. Güç, iktidar, şan. Bu yumruk kendine çevrilecek. Bir yanardağ patlayacak. Bir erkek döl büyüyor. Ama büyüme duracak. Bir dişi bu büyümeyi durduracak. Yumruk daha da sıkılacak. Kendini kanatmaya başlayacak. Bir çift göz hep üzerinizde olacak. İntikam dolu gözler. Her yanı bu ateş saracak. İntikam ateşi. Mavi görüyor, mavi. Ay hala burada mı oturuyorsun sen? Vekil Bey yolda ayol. Bırak zırlamayı da hazırlan artık. Orası ana baba günü olacağı için kim vur diye gider. Zor be Kerman, çok zor. Zor kolay, yaptıkları yanına kalmayacak. Ya başaramazsa? Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya! Anlatıyoruz ya!
Cemşah. Baba. Yavrum. Oğlum. Beni unuttun mu baba? Seni nasıl unuturum güzel oğlum benim. Melek oğlum. Şimdi bir oğlum daha doğacak Cemşah. Belki Allah onu bana bağışlar. Belki bir acı daha yaşatmaz artık. Burada o çok sevdiğim atlardan hiç inmiyorum baba. Ama sen sözünü tutmadın. Benimle ata binecektin. Birlikte yan yana sürecektik atlarımızı. Ovalarda, dağlarda binecektik ya baba. Bineceğiz oğlum. Bu dünyada yapamadık ama bir gün başka bir yerde yapacağız. Tıpkı senin istediğin gibi. Birlikte. Yan yana. Bekliyorum baba. Bekliyorum. Ağam. Ağam. İçecek bir şey ister misin? Ne dedin? Bir şey içer misin ağam? Yok, hayır. Gitmiş. Cemşah gitmiş. Yine mi onu gördün ağam? Gördüm ya. Gördüm Şehbaz. Hem gördüm hem konuştum. Cemşah. Diyelim aksilikler oldu. Başaramadık. Ne yapacağız? İkinci planı uygulayacağız. Bum. Kerman, yalnız bir tek korkum var. Ne? 6 ay geçti. Kar yedi, yağmur yedi. Rutubeti var, nemi var. Bir şey olmaz. O zaman da geleceğini duydum. Ama gelmedi. Ya başaramazsak ne yapar bizi biliyor musun? Eğer işini bitirmeden yakalanırsak doğrar bizi. İşi bitecek. Bum. Şu haline bak. Cenaze gibisin ayol. Bıktım senden Nefruz Bey, bıktım. Giy şu terlikleri hadi giy. Vekil beyler gelecek. Ay. Abla kız geldiler. Açsana şu kapıyı. Ne yapıyorsun kız içeride? Şşş açsana. Aman efendim, efendim hoş gelmişler. Hoş sağ olun, siz nasılsınız? Ömrün çok olsun. Yapın Mercan kızımız. Yukarıda hazırlanıyor, buyurun geçin. Aa, bayılırım kuru kayısı ya. Kusura bakmayın. Efrus hasta da o yüzden karşılayamadı sizi. Ya vallahi biz de bu haline çok üzülüyoruz ha. Ya. Yani söyleyin elimizden ne gelirse buyurun yapalım. Oturun. Olmazsa Ankara'dan hallederiz. Ay sağ olun. Duydun mu Efrus? Şey Mercan kızımız nerede? İçeride hazırlanıyor. Gelir birazdan vekilim. Hadi kömür göz. Sen istemezsen götürmeyiz. İstemediğin hiçbir şey yapmayız. Ama biliyorum ki özledin ağam. Hem de beter özledin. Zozan'ın kılına zarar gelirse hiç affetmez Candar ağam. Ona göre Beygo. Ben hanıma haber verdim. Şimdi aramızda bir gün pay versek Ankara'dan onu da alır gelirim. Hep beraber isteriz Mercan kızımızı. Ha? Sen burada İnşallah. Kalırsın baba ya. Ben getiririm annemi. Gençlik heyecanı işte. Babası kızına pek düşkün efendim. Ona kalsa 25'ine kadar evlendirmeyecek. Fakat böyle gitmiyor. Öyle çok sıkıntımız var ki. Hiç olmazsa diyorum Mercan kurtulsun diyorum. Evini yuvasını bilsin. O gitsin ki sıra bizim Menekşe'ye gelsin. Aman anne. Menekşe pek udangaçtır. Ömrü evde geçer. Sağ olsun yavrum. Mercan hep dışarıda. Dağda, bayırda, ovada, at sırtında. Erkek gibi. Babası da hem yaşlı hem hasta. Onunla uğraşacak hali yok. Yani Abdurrahman Bey. Kızın bütün yükü benim sırtımda. Hiç merak etmeyin Firdevs Hanım. Ne gelinime ne de gelinimin ailesine sıkıntı çektirtmem.
Onunla birlikte siz de rahat edersiniz. Eksik olmayın, sağ olun. Mercan kızımız nerede kaldı? Hazırlanıyor, birazdan gelir. İnanın iki genç kızı idare etmek hiç kolay değil. Hele Mercan, annesi küçükken ölmüş, öksüz kalmış diye daha bir ihtimam gösteriyoruz ama... ...adımız üvey anne işte. Yok canım, Mercan kızımızın üstüne titrediğiniz belli. Öz anası olsa bu kadar olur ha. Ya şey, gelmedi Mercan. Bir haber versek mi? Koş çağıralım. Ben bir bakayım. Hadi bak. Abdurrahman Beyciğim, bizim öyle pek bir hazırlık yapacak durumumuz yok. Borç içeriz, idare edeceğim diye uğraşıyorum ama... Merak etme, hepsini hallederiz. Düğün ne zaman düşünüyorsunuz Abdurrahman Bey? Biz hemen istiyoruz. Gençlik işte, salaklaşma. Efendim, tabii efendim, makul bir hazırlık devresinden sonra her şey hallolur. Merak etmeyin Gülses Hanım, merak etmeyin. Müsaadenizle. Ne var? Mercan yok anne, gitmiş. Ne? Ne yapacağız şimdi? Görmedin mi anası ne kadar hevesli vermeye? Aç bunları oğlum, aç. Hiçbir şeyleri kalmamış, zaten vermeye mecburlar. Ya belki kız başkasını seviyor. Kim iper oğlum onları, kim iper? Onlara sormak bile hata. Ama usulden işte. Tabii usulden. Ne yapacağız? Tamam tamam, ben idare ederim, sen burada otur. Abdurrahman Beyciğim, affedersiniz. Çok hastalanmış Mercan. Gelecek gibi değil. Hasta mı? Ay. Nesi var? Ben hemen doktor getireyim. Ciddi bir şey mi ya? Hastaneye kaldırtalım. Bir telefon edeyim, ambulans gelsin şimdi ha. Yok yok, gerek yok. Arada böyle oluyor, sancısı tutuyor. Yarına bir şeyciği kalmaz. Göremez miyim? Yok, öyle görülecek gibi değil. Kıvranıyor. Allah Allah, hep oluyor demek ha? Arada sırada işte. Tam da hastalanacak zamanı buldu ya. İlletti midir nedir? Baksana kadın, ikide bir oluyor diyor. Tüve, yüzünü bile göremedik ya. O kadar yol da boşu boşuna geldik ha. Bir şey değil, jandarmanın uçağını kaçıracağız. Oğlum çabuk ol, çabuk. Hep senin yüzünden. Tutturdun illa bugün göreceğim diye. Ha gördün. Bir de üstüne çay döküyorsun lan. Ulan bir bardak çaya sahip olamıyorsun. O kıza nasıl sahip olacaksın ha? Sen al, bak. Bak, salak. Gazla oğlum, gazla. Gazı gibi oturmasana beykon, rahatla. Candar Bey arabasına senden başka birinin daha bindiğini görünce kızmaz mı Simar Bey? Sana kızmaz beykon. Değil mi ki sen Zozan'ın bakıcısısın? Anasısın yani bir bakım. Yine de yakışık almaz. İzin versen de insem ben. Arkada, kamyonette Zozan'ın yanında gitsem. Hem sen de benim yüzümden laf işitmesen. Ağam bana laf etmez beykon, bilmez misin? Doğrudur, bilirim. Oğlu Cemşah'ın yerine koymuştur. Doğru. Çok emeği geçmiştir. Bir gün incitmemiştir. Yıllardır ben ona oğul oldum beygo, o bana baba. Babayla oğul gibi. Gibisi fazla. Babayla oğul. Buyurun efendim. Sana bir fıkra anlatayım mı ağam? Anlat. Bir gün ağam iki arkadaş yolda karşılaşmış. Hayrola böyle erken nereye diye sormuş biri öbürüne. Öteki cevaplamış, eve gidiyorum. Hizmetçi izne çıktı, karım evde yalnız. Peki sen nereye gidiyorsun diye sormuş. Ben de eve gidiyorum demiş. Karım annesine gitti, hizmetçi evde yalnız. O yapacak, biz paravan olacağız. Ya yakalamışsa, ya hepimizi ele verirse? Vermeyecek. Öyle bir tehlike olursa kendi kafasına sıkacak. Biz de canlar denen beladan kurtulacağız. Hanımım aşerirde ben ona hiç mercimek çorbası yapmam mı? Ellerine sağlık hediye. Ama biraz
Kilo aldım galiba. Yok canım, balık etlisiniz siz. Çok güzelsiniz üstelik de. Ay alemsin valla. Esma Hatun da kızlarının ağzını bıçak açmıyor. Belli ki pek üzülmüşler. Yok canım. Hem sana kaç kez söyledim dedikodu yapma diye. Daha pek gençsiniz. Candar amca yaşını başına almış. Aa, aman Allah gecinden versin. Ay bütün buraların dağın taşın kraliçesi sultanı siz olacaksınız. Hanımım. Ama nazar değmesin. Ayın 14'ü gibisiniz valla. Tabi ya. Oğlan anası batan gün gibi olacak değil ya. Laf ebesi seni. Sen miydin Nurcan? Ödümü patlattın. Gelsene canım. Sen günahkarsın. Babamı elimizden al. Çal artık, çal! Ay, yeter artık Candar, yeter! Bir şeyler iç sakinleşirsin. İstemez. Ne var bu kadar heyecanlanacak? Ucunda ölüm yok ya. Var Yasemin, ucunda ölüm var. Bu benim hayatımın en önemli haberi. Benim için de, sülalem için de, aşiretim için de. Sen anlamazsın. Git başımdan. Tabii, ben anlamam canım. Rahat bırak kendini, sıkma, çok sıkıyorsun. Erkek de, gözünü seveyim doktor hanım. Ne olur erkek de. Doktor hanım ne yapsın? Neyse o. Kızsa kız, erkekse erkek. Alo. Alo Simar. Benim Candar ağam. Konuş oğlum. Alo. Bir dakika, şimdi çıktı odadan. Çocuk erkek. Çocuk erkek. Candar ağam. Çocuk erkek. Kesin mi yani? Anlatsana Esma. Erkek çocuk erkek. Doğru mu?
Kesin mi? Sen de gördün mü? Gördüm. Erkek. Oğlan yani. Hey! Aslanlar gibi bir oğlum olacak. Oğlum olacak. Aslanlar gibi bir erkek olacak. Neyse, telefonsuz duyacağız ben, sesini. Seni istiyorum. Alo, bir emrin var mı ağam? Bağış üstüne, bağış üstüne. Her şey istediğiniz gibi olacak. Dikkatli olmalarını söylerim. Müjdemi isterim he. Müjdelik tamam. İyi bakın Ceren'e. Gözünüzden sakının. Hiç yormayacaksınız ona göre. Uçağı hemen hazırlatıyorum. Öğleden sonra oradayım. Erkek! Erkek! İşte şimdi başım göğe erdi. Dile benden ne dilersen. Hemen gidiyor musun? Gitmez miyim be Yasemin? Gitmez miyim? Bu haberi alır da bir daha İstanbul'da durur muyum? Ben Ceren'i alayım çıkalım. Şşt, Simer Bey. Aysun Hanım. Çıldırdın mı sen? Hadi bakalım toparlan gidiyoruz. Temmuz! Buyur Candar ağam. Hemen uçağı hazırlasınlar. Gidiyoruz. Emredersiniz Candar ağam. Ayda bir kontrole gelsen yeter Ceren Hatun. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Sağ olun doktor hanım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi günler. Belli olmaya başlar Esma abla. Dur bakalım daha 4 aylık. Allah bir tamamını erdirsin. 5 tane çocuk doğurdu. Hiçbiri de 4 aydan önce belli olmadı. Ah Esma ablam öyle heyecanlıyım ki. Oğlumu kucağıma aldığım gün dünyanın en mutlu insanı olacağım. Güzel bir hatun. Biliyor musun? Arap atı Küheylan olur, güzel soyludan olur. Senin gibi. Kimsin? Adın ne? Kimlerdensin? İn misin, cin misin, peri misin? Melek mi, kelebek mi? Seninle şöyle meneviş çayının kenarında... Bir çay içelim diyecektim ama vazgeçtim.
rüya gibiydi. Ama vahşi. Elimden kurtulamayacaksın. Simar'ın elinden daha kimse kurtulamadı. Bakalım ne haberle dönecekler abla. İnşallah kız olur. Annem de sanki Ceren'den daha hevesli. Sanki veliahtın anası olacak. Aman hiç umurumda değil. Ceren'in çocuğu kız olacakmış, erkek olacakmış. Bedir aşiretinin veliahtı olacakmış. Kasr-ı Bedir'e güneş doğacakmış. Bana ne? Öyle deme. Her şey ona bağlı. Boş ver abla. İş olacağına varır. Evet, her şey ona bağlı. Bir erkek... Maşallah. Allah kazadan beladan esirgesin. Soylu, güçlü, hem yaz hem güzel. Efruz Bey'in Mercan kızı aynı rahmetli anası gibi eve avuca sığmaz. Daha taş demez. Ah bir genç olacaktım ki. Genç olsan ne yapardın Osman Baba? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Dikkat et baba. Ne yaptın Osman Baba? Bunun üvey anasını Adana'dan getirdi Efruz Bey. Ceyhan pavyonundan diyorlar ama günahını almayın. Evruz Bey bunu çok severdi. Ne paralar yedi. O şimdi çok hasta. Gitti gidecek. Hiç gözümün önünden gitmiyor oğluma yaptığım sünnet düğünü. Ne düğündü ama? Ağalar, beyler, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürü, jandarma komutanı kimi ararsan oradaydı. İlk mürüvvetini göreceğim derken... cenazesini gördüm. Hoş geldin Aydar'a. Hoş bulduk canlara, hoş bulduk. Geç bakalım. Çal! Hoş geldin, eyvallah. Selamünaleyküm. Hatırladın mı Haydar Ali amca? Yaşa baba! Kemşo! Cemşo! Ölmeyeceğim değil mi baba? Ölmeyeceksin oğlum. Ölmeyeceksin. Kurtar beni baba. Allah'ım. Onun canını alma. Alma! Ölme! Ölme! Kandara kazayla oldu. Biri çarptı. Silah düşüp ateş aldı. Ağam kazaydı. İstemeden oldu. Ben sana, senin canına nasıl kastederim ağam? Allah kahretsin, silah düştü ateş aldı. Biri çarptı ağam. Ben elinden silah düşüren adama adam demem. Thank you.
Ölümlerden. Ölüm beğen Haydar. Ölümlerden. Ölüm beğen Haydar. Saçların nasıl bir gecede ağardığını hatırlıyor musun? Nasıl unuturum ağam? Cemşah'ın vurulduğunun ertesi günü. Gün doğarken bembeyazdı saçların. Ömrüm kararırken saçlarım ağarmıştı. Bilmem ki ne diyeyim ağam. Kader. Sen nelere kadirsin Rabbim. Bir oğlumu 11 sene önce aldın. Şimdi bu yaşımda bana yeni bir oğul, bir erkek evlat veriyorsun. Bir ışık daha yakıyorsun. Bu seferki sönmesin Allah'ım. Sönmesin. Bu seferki Bedirlerin hiç sönmeyecek ışığı olsun ağam. Dünya durdukça yansın o ateş. Ya. İşte böyle şeyim olsun. Gördüğün gibi ağlar da ağlar. Geliyor. Candar ağa bugün özel uçağıyla geliyor. Geliyor ha. Gelsin bakalım. Bu sefer kurtulamayacağım. Hiç şansı yok. Arpat sen Kinyasa. Hamit sen Bekir'e. Ben de amcaoğlu Şirzada. Hadi Kızılçukur'da buluşalım. Kinyas! Bekir! Ne var lan? Şirzot! Ne var Kirman? İyi günler. İyi günler. Ben ne dediydim anne? Seni almaya geldim, fena mı? Arabayla burada durunca arkadaşlarımdan utanıyorum. Az geride duraydın ya. Ne varmış utanacak Nurcan? Ağa kızı olmak fena mı? Benden başka okuldan böyle arabayla alınan kimse yok. İbrahim de arabayla geliyor. O burada durmuyor. Hadi uzatma, bin bin. Gel. Neredesin sen bu saate kadar ha? Çabuk gel. Vekil Bey'le oğlu geliyor. Benim Vekil Bey'le bir işim yok. Saçmalama kız. Oğlun alacak seni. Daha ne istiyorsun? O yağ tulumuna varmam. İlk günden söyledim. Dilde pabuç kadar. Anne. Böyle nasıl olmuşum? Güzel miyim ben? Söylesene. Ay çok güzel olmuşsun yavrum. Prensesim benim. Hazır bu kadar süslenmişken sen çıksana Vekil Bey'in oğluna. Beni istemiyor ki seni istiyor. Üstelik bir de aptal. Hem şişko hem aptal. Ah be abla, hiç sıkıntı çekmezsin. Hayatın kurtulur. Ben kurtarılmak istemiyorum. Ya biz ne olacağız? Hazıra daha dayanmaz demişler Mercan kızım. Babanın parası tükendi bitti.
Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ankara'da oturursun, düşünsene. En güzel yerinde hem de. Lojmanda oğlumla gelinimi oturtacağım diyorum.